Diğer bir haberimize geçelim. Bu kez kahramanımız Serdar Ortaç. Serdar Ortaç'ın kumar yüzünden zaman zaman kendine en acımasız eleştirileri yapması ama gidip yine oynaması, sonra yine pişman olması ne Serdar'ı bırakıyor ne de bizi bırakıyor sevgili izleyiciler. Daha önce meslek hayatı boyunca o illetten, kumardan 50 milyon dolar kaybettiğini iddia eden Serdar Ortaç bu kez dedi ki Allah benim belamı versin. İzleyelim. Hayatı, yaşadığı pişmanlıkları anlatmakla geçen Serdar Ortaç, turp gibiyim, sağlığım iyi diyerek söze girdi. İyi iyi Allah aşkına. Sağlık düzeldi, düzeldikçe. Sağlık olmadan hiçbir şey yok. Yüzümdeki değişim estetik değil diye de ekledi. Yok, aynı soru. Yani bir şey mi yaptırdın diyorsun? İçi seni, dışı beni yakar misali, çok borçlarım var diye bir de itirafta bulundu. İyi oldu, sağlığına kavuştum Mehmet abi. Hepimiz sağlığımızı geri alalım yeter. Hayatımı kumar mahvetti diyen Serdar Ortaç, yaşadığı pişmanlıkları kameralar önünde çekinmeden, gücenmeden sıraladı. Var, çok borç var. Bitmeyen bir borç mu var yani? Çünkü yıllardır hep konuşuluyor. Bitmeyen bir borç var, evet. Bitiremiyoruz. Çalışıyoruz, ödüyoruz. Çalışıyoruz, ödüyoruz. Bana laf geçmiyor. Olmuyor. Olmuyor. Dinlemiyorum yani. Keşke anne sözünü dinleseydin. Keşke, keşke. Ya keşke diyeceğim bin tane şey var. Boş ver ya. Geçmişi unutmaya çalışacağız. Serdar'ın kumar bağımlılığı olmasa katılıyor musun? Müzik dünyasının en zengin adamıydı. Kesinlikle. Adası vardı, özel uçağı vardı, her tekneleri vardı. Bugün yalılarda oturuyordu ama o elinde avucunda ne varsa kumara verdi. Gayrimenkullerini kumar borçları yüzünden satmak durumunda kaldı ve 20 yılda 100 milyon lira gitti kumara. Onun iddiasına çok, göre. Çok büyük para. Peki neler gitti? 6 tane lüks otomobili vardı, onların hepsini sattı. İstinye'de daireleri, apartman daireleri vardı, onların hepsini sattı. Ve en önemlisi de Mecidiye en büyük köyde. Pişmanlığı da 15 katlı bir plaza vardı Mecidiyeköy'ün göbeğinde. Ünlü bir çifte sattı. O kadar paraya sıkışıktı ki orayı öldü fiyatına 5,5 milyon dolara Sibel Barış'ın eşi Erkan Selah'a satmıştı. Aynen öyle. Sıkıştığı için çok ucuz bir fiyata satmak zorunda kalmıştı. Ya. Onun en büyük de pişmanlığı oldu. Sadece gayrimenkulleri, arabaları mı sattı? Hayır. Bir iddiaya göre de şarkıların telif haklarını bile satmış. Yalnız hala bitiremediği ve devam eden bir sorun olduğu kesin. Çünkü bitmiyor borçlar bitmiyor. Diyor. Ki yıllar önce bir tedavi sürecinden geçmişti kumarla ilgili. O da büyük bir tedavi gerektiriyor. O zaman tamam bitiriyorum demişti. Şimdi Serdar Ortaç'a bakıyoruz. 10 milyona yakın yine kredi borcum var diyor. Hatta bankadan o kredi borçlarını biraz erteletti, bir şeyler oldu. Demek ki hala ama oynuyor. Nasıl bitmiyor bu kredi borcu? Çünkü bak bana laf geçmiyor diyor. Hala devam ettirdiğinin altını çiziyor Serdar Ortaç. Serdar Ortaç bu açıklamayı yaptıktan sonra sosyal medyada yine garip bir iddia ortaya atıldı. Bu itirafı sonucu Serdar Ortaç'ın bu itirafı sonu oldu. Borcu yüzünden acı haber geldi. Canına kıydı diye haberler çıktı. Serdar Ortaç anında tabii yalan yaşıyorum şeklinde bir açıklama yaptı ama yani saniyeler içinde nasıl hazırlıyorlar böyle yatakta yatmış bir şeyini, pozunu ki orada çocuk serum alıyordu hatırlıyorum o pozuda. Evet. Yani. Serdar'la ilgili daha önce de böyle bir benzer bir haber çıkmıştı. Serdar Ortaç hayatını kaybetti şeklinde. Serdar hemen video çekmişti. Yalan yaşıyorum demişti. Yine benzer bir açıklama yapmış. Haberin küpürünü de paylaşmış. Nereden buluyor? Herhalde onu atıyorlar. Evet. Yani ama şöyle bir şey merak ediyorum, sonunda eninde sonunda bir gün kurtulabilecek mi? Ben ya da de merak kurtuldum ediyorum. Kurtuldum dediğinde bir ara verdiğinde Allah korusun tekrar dönecek mi? Biz nereden baksan 15 yıldır bunun haberini yapıyoruz. 20 yıl. Ha işte 20 yıl. Müge sana bir şey söyleyeyim mi? 20'ler, 30'lar, 40'lar hani çalıştığın, birikim yaptığın yıllardır. Evet. 50'lere geldiğin zaman biraz daha böyle frene basarsın. Tabii daha keyfi hareket edersin. Tabii. Serdar Ortaç için söylüyoruz. O 50'lerinde de frene basamaz, gaza basmak durumunda. Çünkü çok borcu var ve bitmiyor. Bu borç hiç azalmıyor.
Şöyle söyleyelim, şimdi isim vermeyelim çünkü çok üzülüyor. Oy, bir sürü kavga şey çıkıyor, neyse. Bu kumar illetine 20'lerde başlayan, ara ara tedavi olan, servetinin yine büyük bir bölümünü kaybeden kişi, bir ünlümüz var. O da 60'ların sonuna doğru geliyor. Yine bırakmıyor Gülşen. Yok, bırakmıyor. Hani Serdar Ortaç 51 yaşında. Hani acaba bir bırakma şansı var mı diye düşünürsen, o kişi de 60 küsur yaşında. Küçücük bir ara olduğunda, azıcık para kazandığında, biraz nefes aldığında, ayaklarının üzerinde durduğunda hop Kıbrıs Şimdi kazino. Şimdi bazı isimler var. Onlar sürekli böyle kumar haberleriyle gündemde. Evet. Bir ara Mehmet Ali Erbil'in ismi de sürekli Kıbrıs'ta, hatta kumar masasında evet, fotoğraf kareleri atıyordu. Vardı. Acaba o bitti mi, oynuyor mu oynamıyor mu diyorduk. Geçen ay hatırla DM'den bize bir fotoğraf karesi geldi. Mehmet Ali Erbil kumar masasında kumar oynarken bir fotoğraf karesiydi. Paylaşmamıştık zaten o fotoğraf karesini. Paylaşmamıştık. Serdar Ortaç'la da ilgili bundan 2 yıl önce gelmişti. Ama Serdar Ortaç demişti ki o eski bir fotoğraf, yeni değil. Belki de eskiydi ama işte bakın hala 10 milyon TL borç varsa... hatta anlaşma yaptığı gazinolardan ve kulüplerden parayı bile almadığı, paranın direkt borca yattığı da iddia ediliyor.